Merhaba arkadaşlar, Tığ Oyaları Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, size şimdi arkadaşlar yine bu iğne yası modelini tığa çevirdim. Bakın şöyle iplerimin rengini görüyorsunuz. Göstermiş olduğum iğne oyası modeliyle aynı ve 21 numarada şöyle tığımın numarasını göstereyim. Şimdi de tığa çevrilmiş haline bir bakalım. Evet, iğne oyasını tığ hali de bu şekilde oldu. Bakın birebir aynı zariflikte sizler için hazırladım. Şu arkadaşlar bakın ilmek kısmını, bu meyve suyu bildiğiniz böyle içtiğimiz pipet. Şu uç kısmını kestim. Şöyleydi arkadaşlar, göstereyim. Şu ekranda bu şekilde küçük kullanması kolay oluyor. Büyük, siz isterseniz bu büyük halini kullanabilirsiniz. Çünkü siz hani sürekli yarım kenar veya çeyrek kenar devam edeceksiniz. Ben şöyle iki tane, sırf sadece modeli siz görün, anlayın yapılış şeklini diye iki tane çıkardım ve ekranda da bu kısa kısım rahat oluyor yapılışı. Evet, modelim bu arkadaşlar. Böyle bu şekilde tasarladım. Her zaman bu örümcekli oluyor ortası. Bu kadar zarifliği vermiyor arkadaşlar, birebir iğne oyasında. Çünkü 3 tane oluyor bu örümcekler. Çoğu modelim örümcekli, bilirsiniz. Bu uç kısma nazar boncukları dahil taktım. Ama pipetle yapınca bu şekilde. Bunu da normalde sihirli halkayla yapıyordum. Biliyorsunuz sihirli halka zarifliğini tutturmak için burada bir püf noktası kullandığım sık iğnenin üzerine yuvamızı kapatarak şöyle kenarlardan da sahte sık iğne ile tutturarak bu şekilde sihirli halka zarifliğini vermeye çalıştım. İnanın bu modeli sizlere tasarlamak için bir saattir uğraşıyorum desem yalan olmaz. Tabii sizler de emekler karşılığı olarak beğeni ve yorumlarınızla destekleyeceğinize eminim. Evet, şöyle şimdi modelimizi gördük. Sallantılı haline de bir bakalım. Şöyle şöyle kirpikli yaptım. Sık iğne değil sadece. Şimdi anlatım kısmına geçelim. Evet, ilk önce ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arka tarafı unutalım. Burası hiç yokmuş gibi sıfırdan başlıyoruz. Bakın arkadaşlar, 5 tane üçer zincirden tığ battı yaparak başlıyoruz. İpimizi sık iğne ile tığ battığımıza tutturduktan sonra 3 zincirden 5 tane tığ battımı bu şekilde hazırladım. Bir zincirle şöyle ters tarafına döndüm. Tığ battığımızın içine giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. 5 zincir. 5 zincirden şöyle yuva hazırlayacağız. Hiç tığ battı atlamadan hemen yanındaki tığ battıya kapattım. Bakın burada 3 tane tığ battı ara mesafesi kaldı. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Hemen yuvanın içine bir zincirimi sık iğne ile sabitleyip üzerine bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Böyle bakın aparatımı bu. Şimdi arkadaşlar kalem büyük oluyor. Cam sil hortumu da küçük oluyor. En ideal orta boyutu bu. Denemenizde tavsiye ederim arkadaşlar. Muhakkak bunu kullanın. Evet, tığımızın başını dolayıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Şöyle bakın bir zincir çekiyorum iki yerine. Bir defa tığımı doladım. Şöyle iki. Bir zincir çekmemin sebebi alttaki sık iğne arkadaşlar. Alttaki sık iğne ile iki zincir görüntüsünde oluyor. Evet, şöyle iki tane trabzanımız oldu. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. Şimdi yine 3 seferde 1, 2 ve 2 trabzanı yaptık. 2 defa doladım. Gayet yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi 2, 2 ve 2 alarak 3 seferde. Yine 2 defa doluyorum ve 1, 2, 2, 2. Bir trabzanı 2-2, diğer trabzanlar 1-2-2 olarak bu şekilde yaprağımızı tamamladık. Ne büyük ne küçük, orta kare bir yaprak. Şöyle 4 zincirimi son yaptığım trabzana kapattım ve
Bu trabzana da 6 tane sık iğne. 1. Şöyle 2. Tığımız takıldı. 2. Tekrar. Şöyle 3. 4. 5. Ve 6. 6 tane sık iğneyi yaptım. 7.'yi de bu 5 zincir ana yuvada yapıyorum. Bak. Yaprağımız bu şekilde oluştu. Şöyle net göstereyim. Şimdi yine ilmek yapacağız arkadaşlar buraya. Bir yuvaya 2 tane ilmek, ortada bir yaprak. İpimi uzattım. Bir zincir çekip ipimi uzattım. Şöyle takıyorum bakın. Şu şekil alıp bu şekil almazsanız ayrık gibi duruyor ilmek. O şekil güzel oluyor bakın arkadaşlar. Dibine şöyle sık iğnemi yaptım. Bir tane de bu dönüş yaparak sık iğne yaptım. Tığ battıya sık iğne yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Evet, yaprağımız ve yanlarındaki ilmeğimiz oluştu. Şimdi ilk başlarken yaptığımız bu 5 tığ battı var ya arkadaşlar. Onu yapacağız. Şöyle tekrar 5 tığ battı yaparak ikinci yaprağımıza geçiş yapacağız. Bakın 1, 2 ve 3. 5 tane yapıyorum. 3 zincir sıradaki. 1, 2, 3 zincir tığ battıya. 3 zincir sıradaki tığ battıya. Sanırsam bu yapacağım 5. olacak. 3, 4 ve 5. 5 olmuş arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekerek geriye dönelim. Hemen dönüş yapmış olduğumuz tığ battının içine bir zincirimle sık iğnemi kapatıp 5 zincir. Yandaki tığ battıya hemen bir zincirle tekrar düz yüzüne dönüyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Sık iğnenin üzerine bir tane zincir çekip ipimi uzattım. Hemen aparatımı takıp ilmeğimi oluşturuyorum. Yaprak yapmaya başlayacağız. Kenarlarında yaprağın 2 ilmek ve biz yaprak yapıyoruz. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. Şimdi bunu çıkaralım rahat çalışmak için. Siz çıkarmayabilirsiniz de ben ekranda güzel gözüksün diye çıkarıyorum. Bir defa doladım yine 3 seferde. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2. 2 defa doladım. Hemen şöyle 2, 2 ve 2 alarak 3 seferde. Sonuncu trabzan için yine 2 defa dolayıp şöyle 1, 2, 2 ve 2. Evet, yaprağımız bu şekilde hazır. 4 zincir. Sonuncu yaprağın içine kirpiğimi kapatıp geri kalan kısma 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın. Bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.'yi bu 5 zincirli yuvada yapıp sık iğneden sonra üzerine bir tane bu şekilde bakın zincir çekip ipimi uzattım. Aslında çok basit arkadaşlar. Bir ben çok konuşuyorum. Bir de tane tane hep her yere anlaşılsın diye biraz da yavaş gidiyorum. Yoksa çok kolay. Bir defa tığımı doladım başını. Sık iğnemi o şekilde yaparsanız şöyle ayrık olmuyor. İlmeğiniz çok güzel duruyor. Yine aynı yere bir sık iğne daha. Bir tane de dönüş yaptığım tığ battı. Şöyle 1, 2, 3 zincir. İlmeğimi çıkarıyorum. Sağında solunda ilmek olan bir yaprak yaptık. Yine 5 tane tığ battı yapıyorum. Hemen yandakine girdim. 1. Bismillah. Şöyle 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir.
tekrar 3 zincir, şöyle sıradaki tığ battıya kapattım. Evet arkadaşlar, umarım anlaşıldı. Bakın 2 tane yaprak yaptık. Bu şekilde şöyle göstereyim. Şimdi bu ilmeklere minik bu çiçekleri tutturacağız. Onu nasıl yapacağız? Şimdi onun anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle modelimizi alıyoruz. Ters tarafına çevirip bu ilmek arka tarafındayız. İlmeklerin çapraz olmadan düzgün olmasını şöyle dikkat ederek bir bir içine şöyle geçirip, daha doğrusu tığımı içinden geçirip şöyle birleştiriyoruz sık iğneyle. Bu sık iğneyi de fazla sıkı kapatmayın ki. Bunu şimdi yuva olarak kullanacağız. Şu şekil oluyor. Şöyle göstereyim. O ikisini arasından geçerek sık iğnemi yaptım. Ve 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Dediğim gibi sık iğnemi yuvayı deneyeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın, tam orta kısmında. Bu şekilde arkadaşlar, sihirli halka zarifliğinde, yani olmasa da yakın oluyor. Güzel oluyor bu duruşu. Bu oyayı da bu şekilde tasarladım. Bakın şimdi biz iç içine geçirdik ya arkadaşlar. Sağdakinden değil de şöyle soldakine girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle sırf maksat birazcık şu bombeliliği verebilmek. İlmekteki inceliği değil de bombeli oluşsun diye açık şöyle. Bitişte de öbür sağ taraftaki ilmeğin içine sık iğne ile gireceğim. Şöyle bakın, 2 tane zincir çekerek düz yüzüne döndüm. Buraya bu şekilde 5 tane kirpik yapacağız. Bakın. İçerisine girip şöyle ilmeğimi alıp tığımdakinden geçiriyorum. 2 zincir, tekrar yavaş bir şekilde şöyle bakın kapattım bir zincirle. 2 oldu. Burayı 5'e tamamlayalım. Yine yuvaya girdim. Şöyle 3. Yuvaya girdim. İlmek aldım. 4. Yuvaya girip ilmek aldım. 5. Şimdi bunu ben şöyle sona doğru kaydırıp hem daha güzel bir görüntü verdim. Şöyle sıkı. Hem de diğerlerine yeri açmış olduk. Evet. Üzerine bir tane zincirimi çekip ilmeğimi uzattım. Şimdi aparat olarak arkadaşlar bu şekilde bu tığımın arka tarafını kullanacağım. Çay karıştırıcısı olur, kulak çöpü olur. İlmek boyutunu nasıl ayarlamak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Cam sil hortumu da aynı büyüklükte, onu da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi 2 zincirimi çektim buraya. Bakın. 2. 3 tane ilmek toplayacağım. Bu 1. Bu 2. Evet. O minik çiçeğin yapılışı bu şekil oluyor. Bakın 3 tane topladık. Ve bunu unutmayın. İlmeklerden sonra muhakkak tığın başını dolayıp buraya şöyle arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum. Daha güzel durduruyor. Evet. 2 zincirimi çekiyorum. Bakın sağda yaptığımız ikişer zincirli 5 kirpiği sol tarafa da yapacağız. Şöyle buradan eğer rahat etmek istiyorsanız, zaten sık iğne yaptıktan sonra sağlamlaştı. Aparatımızı çıkarıp bu ilmekleri şimdi ipi yaktıktan sonra düzelteceğiz, çekeceğiz arkadaşlar tığımızın ucuyla. O yüzden onların düzleşip ütüleyeceğiz, nasıl olsa önemli değil. Bakın buraya üçüncü kirpiği yapıyorum. Şöyle minik minik kirpikler oluşuyor. 2 zincir. Şöyle 5. kirpiği de yaptık. Minik olsun diye bu şekilde 5'er kirpikli yaptık. Hani sağda girmiştik ya için arkadaşlar. Bakın bu bitişte de bu taraftaki yeşil dalın içine giriyorum ki bombeliliği orada da oluşturabileyim. Bakın. Evet. Şöyle bir sık iğnemi yaparak makasımı getireyim. İlmeğimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle güzel bir modelimiz oldu. Bir an şunu ters zannettim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şimdi şu
İlmeği yakıp iplerimizi çekelim. Evet, iplerimizi yaktık. Tığımızdan çıktığında bu şekil oluyor arkadaşlar. Elimle dahi düzeltmedim hiç. Şöyle bakın. Tığın orta kısmına, kalın tarafına doğru itekleyip şöyle bakın. Hepsini şöyle hem büyütüyorum hem de daha böyle kirpikleri açıyorum büyüterek. Oturmasını da sağlıyorum. Hem daha şekline de bir şemaline de böyle bir güzellik getiriyorum. Şöyle kameradan gördüğüm kadarıyla bu şekilde yaptım. Güzel oldu arkadaşlar. Hoş oldu tabii. Bu ütülenince daha bir de zarif, güzel bir kalıp gibi duruşu oluyor. Görüyorsunuz. 5'e 5. Bir tane de mavi yapalım. Evet. Şimdi modelimizi şöyle ters tarafına çevirelim. Ve İlmeğimiz dönük olduğu için şöyle onu tığımızın ucuyla düzeltip orta kısmından giriyorum. Karşıdaki de dönüklük yok. Her ikisinin içinden geçip buraya bir sık iğne yapıyorum. Fakat sık iğnemi arkadaşlar fazla sıkmıyorum. Dediğim gibi bakın şu dip kısmından dönük olup olmadığı belli oluyor. Ters tarafındayız ve ters tarafından 10 zincir. 4, 5, 6, 8, 9 ve 10 zincirimi bu fazla sıkmadan kapattığım sık iğnemin tam ortasından girip buraya sabitliyorum. Şimdi bakın bu sol tarafımda olan şimdi sol tarafımda buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şu bombililiği açıklığı vermek. Bakın bu sağ taraftakinde o açıklık yok. Ama sık iğne ile girdiğim için açtım arasını. Bombili oluşturdum. Evet, iki zincirle şöyle düz tarafına döndüm. Buraya 5 tane ikişer zincirden kirpik yapacağız. 10 zincirli yuvadan girip ilmek aldım. Tığındakinden geçirdim. Şöyle üzerine de bir sık iğne yaparak kirpiğimi oluşturdum. Evet, şöyle iki zincir yuvadan gir ilmek al. 2. 2 zincir yuvadan gir ilmek al. 3. 2 zincir yuvadan gir ilmek al. 4. 2 zincir yuvadan gir ilmek al ve 5. 5 tane buraya ikişer zincirli kirpiğimizi hazırladık bak. Bu şekilde minik bir çiçek olsun diye bu şekil yapıyoruz. 2 zincirimi çekip ilmeğimi uzattım. Aparat olarak tığımı kullanıyorum. Hemen geçirdim bakın. Bu şekilde 3 tane ilmek takıyorum. Şöyle yuvadan gir. 1 2 zincir taktım. Yuvadan giriyorum. 1 2 zincir takıyorum. Şöyle kalıpladım. Bu tarafı 5 tane yaptık. Bu tarafa da 5 tane ikişer zincirden kirpik yapacağım. Ama ilmeklerim sağa doğru ayrılmasın diye buraya bu şekilde tığımı dolayarak bir sık iğne yapıyorum ve yine 2 zincirden buraya kirpik yapacağız. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Aparattan göremezseniz. Aparatta sağlam olduğuna göre çıkartıp şöyle bırakalım masamıza. Bunları demin gösterdiğim gibi ilmekleri çekeceğim. Bu 5 tane kirpiği yaptıktan sonra 2 zincir. Bu ikinci. Bu üçüncü. Ve bu şekilde. Aynı olmasına özen gösterin arkadaşlar. Sık iğnelerin kimi büyük kimi küçük olmasın. Bu son demiştim ya bakın aynı bu da onun gibi bombelileşecek. Dönüşte buraya sahte sık yapıyorum. Şu arkada yakacağım. Görünen iple beraber ikisini. İlk ilmeğimle. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle minik bir böyle çiçek oluşturdum. Şu ilmekleri de çekelim. Sonra yakıp size bakıtırım. Bakın birazcık büyütüyorum. Kameradan gördüğüm kadarıyla şöyle tam ortasından girip ilmeğin boyutunu bu şekilde büyütüyorum.
Kameradan, ışıktan yakını da biraz görmüyorum herhalde arkadaşlar. Bunu hemen şöyle hepsini aynı boyutta şöyle çekerek getirebiliriz arkadaşlar. Hoş ve zarif oldu. Hemen şu ipleri yakıp temizleyip bakalım son haline. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın şöyle bittikçe daha kendini güzel gösterdi model. Şöyle ben buradayım dedi. Daha çok iğne oyasına çoğaldıkça benziyorum dedi. Sallantılı bir model bakın arkadaşlar. Şöyle çok hoş ve zarif bir model. Güzel bir model. Bunu ütülendiği zaman daha güzel ve hoş duracaktır arkadaşlar. Daha böyle zarif bir hal alacaktır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.